geçmişi var. Koyun geçmişi bir kenara. Herkes hata yapar. Ama yepyeni bir geleceğe, daha güçlü başlamak için artık bir fırsatınız var. Ekranların sevilen ve özlenen ismi Zahide Yetiş, pazartesiden itibaren hafta içi her gün gündüz kuşağında yepyeni bir programla Star'da izleyicisiyle buluşacak. Star'da olmaktan çok mutluyum. Bütün Star TV izleyicilerine buradan kucak dolusu selam ve sevgiler. İyi ki geldim. Vallahi çok da hoş geldim. Çok güzel karşılandım. 25 senedir ekrandayım. Hep heyecanlanıyorum. Hala heyecanlanıyorum. Şimdi çok güzel bir heyecanım var. Yepyeni bir program dünyaya getiriyorum. Zahide Yetiş'le yeniden başlasak, pazartesi saat 13.30'da Star'da başlıyor. Peki acaba izleyiciyi nasıl bir program bekliyor? Aslında adından da çok belli. Her şey yeniden başlamak pek çok şey içeriyor. Kavgası olan, sorunu olan, sıkıntısı olan, içinden değişim isteyen, hayatından kötü insanları, kötü olayları çıkartmak isteyip bunu yapamayan herkese kapımız açık. Aslında ya benim de dert değil diye düşünmeyin, bizim kapımız herkese açık. Ben herkesi kucaklamak için buradayım. Uzun süredir konuşmadığı dost, eski eş, sevgili, kardeş, aile bireyi ya da yakınlarından özür dilemek isteyenlerin, pişmanlığını dile getirmek, af dilemek isteyenlerin başvurduğu, geçmişte yaşadığı pişmanlığı anlattığı ve karşı tarafla karar masasında bir araya gelip yüzleştiği Zahide Yetiş'le yeniden başlasak, pazartesi saat 13.30'da başlıyor. Yeniden başlamak için biz buradayız. Gücümüzle buradayız, kararlılığımızla buradayız, aklımızla buradayız. Sadece ben değil, müthiş bir ekiple buradayız. O yüzden sıcacık bir sevgiyle, samimiyetle sizi bekliyoruz. Hayatın başlangıcında doğum, kavgaların başlangıcında sorun vardır. Sorun varsa ben buradayım. Sen çok değerlisin, çok. Yüzleş hatalarında bir şey olmaz. Hepimiz hata yapıyoruz. Korkma. Hayata yeniden başlamak, değişmek, yepyeni bir geleceğe yol almak isteyen herkesle hep beraber bütün sorunları çözeceğiz. Unutmayın, herkes ikinci bir şansı hak eder. Arayın bizi. Her şeye yeniden başlamak için Star'da buluşalım. Sen babam yüzünden boşanmaktan vazgeçtin. Niye söylemedin bana? Söylemek zorunda mıyım? Evet, söylemek zorundasın. Allah Allah, niye? Ne değişecekti söyleseydim? Sen şimdi ciddi ciddi boşanmak istiyorsun. Ama sırf babam istemediği için boşanmıyorsun, doğru mu? Aynen öyle. Yani sen benimle evli kalmak istemiyorsun. Ne oldu ya? Günümüzün konusu bu mu şimdi? Yeni konumuz bu mu? Telefonu çalıyor. Bırak şimdi telefonu, soruma cevap ver. Sen gerçekten beni istemiyor musun? Niye soruyorsun sen bunu bana? Hem senin umurunda mı ki? Basit bir soru sordum sana. Ne fark eder ki senin için? Çok mu üzüleceksin öyle olursa? Telefonuna baksana. Sen benden çoktan vaz mı geçtin? Ay takılmış plak gibi sorup durma, deli misin nesin? Hem sana ne ki? Sen beni istemiyorsun ki zaten. Ben seni istemişim istememişim ne fark ediyor senin için? Evet, baban istiyor diye boşanmadım. Tamam mı? Konu bu kadar net yani. Kurcalama. Doğru. Bir önemi yok. Sen de zorla evli kal benim gibi de. Gör bakalım nasıl bir acı. İnsan neler çekiyor bir anla. Yaşayıp göreceğiz bakalım Ömer Bey. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Ömer, yayınlanan son bölümüyle yine milyonları Star ekranında buluşturdu. Ömer beni istemiyor. Benim de bir gururum var. Ben de dayanamıyorum artık. Bizim için en hayırlısı boşanmak. Yanılıyorsun kızım. Boşanırsam biz bu Ömer'i mumla arayacağız. Çok daha kötü olacak. Ne olacak peki böyle? Haklısın. Çok haklısın hem de. Ama olacak. İnan bana olacak. Sebat etme zamanı. Zaman her şeyin ilacı kızım.
Onun asıl derdi senle olsam, inan bana ses etmeyeceğim. Israr da etmeyeceğim. Tamam diyeceğim. Derdi benimle değilse kiminle? Kendiyle. Reşat her ne kadar oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünse de bu hiç de kolay olmayacak. Yok Ömer, bu sen olamazsın. Ben inanmıyorum. Buyum ben bu. Bunu hepiniz kabul edin artık. Sen, madem beğenmiyorsun beni, neden boşanmadın benden? Neden evet demedin de kurtulmadın benden? Neden hayatına yoluna devam etmedin sen? Çünkü Gamze'den boşanmamasını ben istedim. O boşanmak istiyordu. Israrcıydı da. Ben caydırdım onu. Gamze'den boşanmamasını isteyen benim, ben. Sen mi? Evet. Hala da rızam yok boşanmasına. Sen bana bunu niye yapıyorsun baba? Sen görmüyor musun benim ne halde olduğumu? İşte tam da bu yüzden yapıyorum. Ömer dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarpıcı hikayesiyle olduğu kadar usta oyunculuklarıyla da izleyiciyi etkilemeyi başardı. Dizide Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, bu yıl 25.'si düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'nde özel ödüle layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gururu olan Dizdar'a ödülünü usta sanatçı Zihni Göktay verdi. Merve Hanım kızımıza takdim etmekten şeref duyuyorum efendim. Sağ olun, hayırlı. Dedi ilk Afife Jale ödülümü aldığımda bir arkadaşım konuşmayı yaparken yapabilirsin dedi. Bir arkadaşım su getirdi falan. Aynı hissi yaşıyorum, kusura bakmayın. Çünkü Afife Jale çok önemli bir ödül benim için. Afife Jale jüri üyelerine, Haldun hocama çok teşekkür ediyorum. Aileme, annem babama, Burcu'ya çünkü 2017'de de yanımdalardı ve şu anda da yanımdalar. Size çok teşekkür ediyorum. Tüm diyeceklerimin hepsini unuttum. Ama tüm adaylara, kazananlara, kazanacak olanlarla aynı hissi paylaşıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 25. Afife Jale ödülünde tekrar aynı şekilde nefes aldığımız için, meslektaş olduğumuz için çok mutluyum. Çünkü çok fazla sevdiğim insan burada, çok fazla büyüklerim, arkadaşlarım, meslektaşlarım burada. Oyun bitince perde kapanır. Beraberce oynamaya devam edeceğimize inanıyorum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de Star ailesi olarak Merve Dizdar'ı kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Ömer yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de. Bana bak, seni Gamze. Öldürürüm. Ömer sen ne yapıyorsun? Çekil yapma, önümden. Gamze yapma. Çekil önümden. Hayır. Ömer sen çekilsene önümden. Öldürürüm seni. Gamze, Ömer çekilsene sen. Yapma. Çekilsene önümden. Gamze. Çekil önümden. Gamze. Çekil. Yapma. İlk gün nasıldı? Gayet iyiydi. Bildireceğiniz bir şey? Yok. Özel bir şey yok. Star'da bu akşam komedi aksiyon filmi Malavita, Belalı Tanık ekrana gelecek. Manzoni ailesinin kökleri aslında kötü şöhretli bir mafya geleneğine dayanmaktadır.
Fransa'nın Normandi bölgesine tanık koruma programı çerçevesinde yerleştirilen Manzoniler Black soyadını alırlar ama yeni çevrelerine alışmakta biraz zorluk çekerler. Manzoni ailesini beladan uzak tutma görevine atanan ajan Stansfield'in görevi ise bir hayli zorludur. Başrollerinde Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones gibi yıldız isimlerin yer aldığı Luc Besson imzalı Malavita belalı tanık bu akşam saat 20'de Star'da. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Belalı tanık. İlk gün nasıldı? Aa, gayet iyiydi. Bildireceğiniz bir şey? Yok, özel bir şey yok. Çocuklar, okul. Bilirsin, onlar hep bizden daha iyi uyum sağlar. Kötü bir anne, Michelle Pfeiffer. Hoş geldiniz. Katil bir baba, Robert De Niro. Nasıl bittiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Tommy Lee Jones. Sen delisin. Biliyorum. Filmin hemen ardından Ercan Saatçi'nin dostlarını evinde ağırladığı müzik eğlence programı Çok Akustik yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çok Akustik'in bu haftaki konukları Sevcan Orhan ve Uğur Aslan. Ercan Saatçi ile Çok Akustik yeni bölümüyle bu akşam saat 22.30'da Star'da. Şarkılar söylenmesi için yapılır, saklanması için değil. Aynı evde bir takım tabii eşyalar geldi. Sana aylar şimdi. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. İstersen kes at ama söyleyeceğim. Kesini. Vicdanının sesini. Bir şey kaçırdık. Dur. Orada bir şey oldu. Bak kaçırdık. Neyi kaçırdık bilmiyorum. O çocukken ki fırçayla söyleyen kızın bestekarını karşısında söylesin. Başka bir duygu. Geçti deli dolu günler.